Kıymetimiz hakkında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü salonumuza geçecek. Hoş geldiniz. Konuşmaları yapmak üzere tezlik buyururlarsa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü'yü alkışlarla kürsüye hak ediyor. Ramazan ayına sonra mübarek kurban bayramını geçireceğiz. Aziz vatanımızda bayramımızın altında inşallah huzur ve şükürcesinde bir bayrama daha ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Gerçekten bu bir büyük nimet, bir büyük lütuf. Dünyanın içerisinde olduğu şartları düşündüğümüzde bunun kıymetini kıyaslayarak daha iyi idrak edebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için bu vatan coğrafyasında bize ağız içerisinde huzur ve sükun içerisindeki hakiki huzurun ve sükunun bir üst sınırı yok. Yani onlar kültürlü okullarına daha da gelişir. İnşallah Cenab-ı Allah o günlere de ulaşsın ama bunun kıymetini bilmek lazım. Bugün biz bu yaşadığımız, idrak ettiğimiz zaman dilimini bu ülkenin gururlarına borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar. Bütün necdetlerimize, şehitlerimize ve gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun. Sıkışmış olduğumuz bu coğrafyada 24 milyon kilometreden 70 milyon kilometre Türk'ün son makam coğrafyası ve halinde terörle mücadele devam ediyor. Huzurumuz var ama huzurumuzu test eden hala askerlerimiz var, polislerimiz var, mehmetçilerimiz var. Cenab-ı Allah onları korusun. Son vatan toprağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bekanızı da temin etmek ve korumak noktasında da hala ödeliyor. Çünkü bu coğrafyada 1000 yıldan fazla kalıcı olan tek millet biziz. 1000 yıldan fazla siyasi olarak. Varlığımız tabii ki çok eski dönemler vardı. 1571 Malazgirt ki bugünlerde daha idrak edildiğinden dolayı da mutluyuz. Çünkü Türk'ün zaferleri aslında hep ikinci planda kaldı. Genel manada siyasi İslam bakışıyla tüm İslam coğrafyasına bakılır ama İslam coğrafyasının ya da İslam tarihinin zaferleri bir Müslüman olarak muhakkak bizi ilgilendirir, alakadar eder. Ama Müslüman Türk'ün başarısı ve zaferi bizim esas ilgi alanımızdır. Malazgirt 1071 26 Ağustos zaferini de büyük hazırlıklarla kutlama noktasında çaba sarf edenler görmek de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ahir ömürlerinin sonunda da olsa bunu görmüş olmaları bir kafir Müslüman olmasının değerli kadar olmasa da önemli bir kıymettir. Neredeymiş? Destanlarmış. Destanlar Burcu'nun büyük şairi Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu. Malazgirt'i tarif ederken de hepsini okumayın. Türk Ulus Ağrı'nın soylu gözdesi Malazgirt. 2.3 süsler boyunda Bizans'ın Türkiye secdesi. Evet. Bu ses insanlığa hakkın müjdesi. Bu sesle birleşir bütün yürekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Malazgirt'i idrak etmek, inşallah Türklüğü idrak etmenin de kalbindeki önüne engel olan mühürleri de söküp atar diyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum.
Ki ben daha önce programın aşamalarında da söylemiştim. Bizim davamız şehrimize hizmetli. Onun için dava arkadaşlarımızı siyasi manada bir mesuliyeti vardır. O onların bir taraf içerisinde hiçbir zaman değil. Nikahımız öyle de. Milliyetçilik yaparsın. Ama belediyecilik açısından dava arkadaşı dediğinde herkes bilmelidir ki insanımıza, şehrimize, ülkemize ve milletimize karşı olan sorumluluk da bizim için büyük bir davadır. Bu konuda hizmet yolunda dava arkadaşları olarak hepinizin bundan sonraki hizmetlerinde başarılar diliyorum. Hepinize ailenizle, çocuklarınızla, anne babalarınızla, tüm yakınlarınızla ve sevdiklerinizle aslında bir bayram diliyorum. Eşitlerimizden, yerlerimizden dolayı tereddüt içerisinde düşmeyin. Gerçekten bu hizmet noktasında büyük davamızı kesintiye uğratmamak noktasında gayretlerimiz, çabalarımız var, mücadelemiz var. Ama hiçbir mesai arkadaşımızın hak kaybı olmaz. Bazı geçimlerden dolayı aklınızı helal edin. Bir iki ay içerisinde Allah'ın izniyle bütün sıkıntıları da atlatan ama hizmetindeki kararlılığından dolayı bu hizmet bu sıkıntıları yaşayan bir belediyeyiz. Ve halkımızın ihtiyaç duyduğu hiçbir projeyi de kaynak yetersizliğinden dolayı erteleme anlayışı olmayan bir belediyecilik anlayışına sahip. Yani kaynağımız yetmezse sonra bakarız demiyoruz. Halkımız için daha müsaade çalışırız. Ki inançlı bir büyük şehir olursa, inançlı bir asrı olursa Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluğu yoktur. Cenab-ı Allah da o cesareti hep bize birlikte vermiş. Hepimizin bayramını canı gönlüne tebrik ediyorum. Bütün hemşehrilerimizin bayramını, bütün vatandaşlarımızın, bütün Müslümanların bayramını canlı gününden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın aziz milletimize ve bütün İslam alemine yeni ufuklar açmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Nasıl diyebilirim?